Hepinize merhaba. Bugün size burun ameliyatı sürecimi anlatacağım. Bugün tam burun ameliyatı olalı bir sene oldu ve artık bu videoyu çekebileceğimi düşündüm. Belki aranızda ameliyat olmayı düşünenler vardır veya işte korkanlar vardır veya şu an ameliyat olmak üzeresinizdir ve sıra almışsınızdır. O yüzden bu tarz videoları izliyorsunuzdur. Çünkü ben öyle yapmıştım. Ben ameliyatım devlet hastanesinde oldum. Şöyle anlatayım. Şimdi süreç nasıl geçti? İşte zor muydu, kolay mıydı, ne kadar oldu falan, bunların hepsinden bahsedeceğim. Öncelikle ben Bafra Devlet Hastanesi'nde Erhan Emre Karasulu'ya ameliyat oldum ve gerçekten inanılmaz memnun kaldım. Çok uygun bir fiyat oldum. 2550 vermiştim geçen yıl. Bu senede bir arkadaşım ona ameliyat oldu. O da 3500 verdi sanırım. Çok uygundu fiyatı ve gerçekten aşırı tatlı, aşırı ilgili bir doktordu. Ona gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü hiçbir sorun yaşatmadı bana. Hiç beklemedim bile, ne bileyim. Yani o kadar rahatlattı ki hiç korkmadan bir ameliyat geçirdim. Şöyle oldu. Öncelikle ben uzun zamandır istiyordum zaten. Araştırıyordum da ameliyat olmayı. Ama biliyorsunuz ki burun ameliyatları gerçekten pahalı işlemler. Yani estetik olan her şey çok pahalı. Bu yüzden devlet hastanesinde olmak istiyordum ben. Ama devlet hastanesinde iyi bir doktor bulmak zor. Onu geçtim, sıra bulmak daha da zor. Ben bu konuda çok şanslıydım. Emre Bey'i buldum, görüşmeye gittim. İşte olabilir miyim, olamaz mıyım falan, fiyat konuştuk. Bana aslında bir sene sonraya sıra vereceğini söylemişti. Ama ben şanslıydım ki arada bir boşluk açıldı. Kendisi de çok ilgili biriydi. Bana özel numarasını verdi ki bütün hastalarını veriyor. Oradan irtibat kurduk. Boşluk açıldı. Beni hemen bir ay sonraya yönlendirdi. Bir ay sonra ben hemen ameliyatım oldum. Ameliyattan önce sizden kan tahlili isteniyor. Bir de anesteziyle görüşüyorsunuz. Bu kadar. Bir de o zaman işte COVID olduğu için test vermiştim. Sonra ameliyat sürecim başladı. Ben hastanede yatmadım. Evime yakın olduğu için ameliyatım oldum. Sonra akşam eve geldim. Sabah da gittim ve tamponlarımı çıkarttım. Daha doğrusu Emre Bey tampon kullanmıyor. Böyle sargı bezi koyuyor. Onu da diğer gün hemen sabah çıkartıyorsunuz. Yani tamponsuz bir ameliyattı benimki. Genellikle herkes tampon kullanmaktan çok korkuyor. Hani bunun çıkarırken çok acı verdiğini falan söylüyorlar. Ama benim doktorum tampon kullanmadı ve çok rahattı benim için süreç. Gerçekten belki de bu yüzden bu kadar rahattı. Ameliyattan çıktıktan sonra hiçbir şekilde bir ağrım, sızım olmadı. Hani böyle sadece boğazım çok acıyordu. O da bu hortum soktukları içinde. Onun dışında baş ağrım, burnum, herhangi bir ağrısı hiçbir şey olmadı. Size ameliyattan önceki ve sonraki burnumu ekleyeceğim. Ameliyattan ilk çıktığım anı da koyacağım oraya. Sonra neyse, İlk gün bir şekilde tabii ki de uyuyamıyorsunuz, burnunuza nefes alamıyorsunuz. Buralarda böyle küçük, böyle bu kadarcık falan böyle sargı bezleri vardı o gece boyunca. Bir de şu kısma böyle sargı bezi koymuşlardı. Onu da koyacağım zaten görsellerini. O akşam öyle yattım, uyudum. Sonra gün onları çıkarttılar. Sonra bir hafta boyunca işte gitmeyecektim. Bir hafta sonra kontrole gidecektim. Ve benim inanılmaz morluğum ve şişliğim oldu. Hatta doktor senin hani derinde kalın. Burnunda da çok fazla kemikli olduğu için çok şişmesi ve morarması olacak demişti zaten. Bana bunun için birkaç krem söylemişti. İşte kontrole gidene kadar ben onları kullanacaktım. Tam bir hafta sonra kontrole gittiğim zaman benim hiçbir şekilde ne morluğum vardı ne şişliğim vardı. Yani bir haftada komple gitmişti yani. Sonra gittim tekrar işte o üstüne bant takıyorlar şişmesini önlemek için. O anki görüntülerini koyacağım. Sanki bir hafta önce değil de 2 ay önce ameliyat olmuşum gibiydi gerçekten. Hiç morluğum yoktu, hiç şişliğim yoktu. Ama o bir hafta öncesinde dudaklarım, yanaklarım, her yerim şişmişti. Ama dediğim gibi bir hafta sonra hiç yoktu. Tamamen geçmişti. O yüzden yani hiç pişman değilim. Çok kolay bir süreçti çünkü. Gayet de güzel geçti her şey. Hiçbir zorluk yaşamadım, ne bileyim. Herhangi bir yan etki yaşamadım. Şu anda da nefes almamda da bir problem yok. Ve burnumu yaptırdığım için de çok memnunum gerçekten. Hem çok uyguna yaptırdım hem de harika bir doktora yaptırdım. Eğer buradaysanız, buraya yakınlarda yaşıyorsanız kesinlikle doktorumu tavsiye ediyorum. Çok memnun kaldım. Size burnumun şimdiki halini göstereyim şöyle bir de. Çok doğal
bir burun olduğunu düşünüyorum. Hani ucuna zaten hiç dokunmadı. Sadece burasından böyle törpülemek gibi aldı ve ben doktoruna hiçbir şekilde şey de istememiştim. Nasıl olacak? Hani şöyle yapalım. Böyle bir çizim bile yapmadık. Çünkü o kadar tatlı bir insan ki gerçekten ona güveniyorsunuz. İyi bir iş yapacağını emin olduğum için kendimi tamamen teslim ettim ve gerçekten sonuçtan da çok memnun kaldım. Bir sene oldu dediğim gibi ve hiçbir deformasyon yok. Çünkü benim esrafımda işte benden hemen önce olan ameliyat olan insanlar var. Onların işte burunlarına böyle biraz eğrilik, ne bileyim buralarında çizgiler falan olmuştu. Ameliyattan sonra dediğim gibi sadece kremlerimi kullandım. Morluğun ve şişliğin geçmesi için. Onun dışında dikişleriniz için bir krem veriyor. Şuralarınıza ve burun içlerinize dikiş oluyor. Onun için de madakasöl sürüyorsunuz. Yani benim doktorum onu verdi. Dikişlerim de çok hızlı bir şekilde düştü. 2-3 hafta tamamen düşmüş. Onun dışında sonra ben başka hiçbir şey kullandım diye düşünüyorum. Başka hiçbir şey kullanmadım. Sonra da normal hayatıma devam ettim. İnsanlara ben daha yeni ameliyat oldum dedim de inanamıyordu. Benim yıllarca önce olmuş falan sanıyorlardı. Çünkü 3-4 ay olmasına rağmen burnum tamamen oturmuştu. Hani bu benim doktorumdan kaynaklı mı, benim bünyemden kaynaklı mı bilmiyorum. Ama dediğim gibi benim burnum çok hızlı bir şekilde oturdu. Hiçbir sorun da yaşamadım. Böyle yani süreçte çok kolaydı. Hani korkulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki de birkaç gün ameliyattan sonra uykusuz kalıyorsunuz. Çünkü sonuçta yanınıza dönemiyorsunuz. İşte yüzüstü yatamıyorsunuz. Sürekli buz koymanız gerekiyor gün içinde şişlikleriniz inmesi için. Hani bunu yaparsanız daha çabuk iniyor çünkü şişlikleriniz. Ama onun dışında hani böyle abartılacak, wow ne acılar çektim, İşte çok zordu, keşke olmasaydım dediğim hiçbir şey yaşamadım. Dediğim gibi ama bu kişiden kişiye değişecek bir şey. Doktorunuza da bağlı, bünyenize de bağlı. Hani bende böyle oldu diye, sizde de böyle olacak diye bir şey yok tabii ki. Ama dediğim gibi ben hiçbir sorun yaşamadım. Hani ameliyattan korkuyorsanız da bence korkmanıza gerek yok. Gayet bunu istiyorsanız yapın. Ama hani sizin için bir gereklilik değilse ve korkuyorsanız da yaptırmayın. Yani nasıl mutlu oluyorsunuz. Ama eğer yaptırmaya karar verdiyseniz ve şu an ameliyat zamanını bekliyorsunuz. Gerçekten korkulacak bir şey olmadığını, birkaç gün içinde hani yaşayacağınız problemlerine geçeceğinden emin olabilirsiniz. Yani en fazla uyuyamazsınız, nefes alamazsınız. Ama bunlar çok kısa süreli bir süreç. Benim sürecim böyleydi. Yani çok da fazla anlatılacak bir şeyim de yok. Fotoğraflarımı da ekleyeceğim. Umarım benim sizin için faydalı olmuştur video. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.